Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere çok kıymetli hocamız Sayın Muhammed Emin Yıldırım'ı Türkçe teşviklerine arz edelim. Buyurun. Selamların en güzeliyle ben de sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 2019 yılında yine böyle bir program vesilesiyle geldim buraya. Bu ikinci gelişim. Şu anda çok daha güzel görüyorum sizi. Vallahi siz alkışı hak ediyorsunuz. En büyük takdir, taltif size olsun ve sizin gibi bu ümmetin gençlerine. Allah sizin gibi gençlerin sayılarını çoğaltsın ve sizin yar yardımcınız olsun. Şimdi daha güçlü bir amin diyeyim. Bir dakika durun. Beni de size hizmetkar eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Bu ümmetin güzel gençleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamak, biraz önce başkanımızın dediği gibi onun ufkunu biraz olsun fark edebilmek ve hasretini çektiğimiz o nebevi ufku kendi dünyamıza taşımak için şu anda buradayız. Zaman kıymetli hepimiz için. Onun için zamanlarınızı asla zayi etmeyeceğim. Ama verebilirsem size bazı mesajları, hakikatleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o büyük ufkundan alabildiğimiz kadarıyla bazı hakikatleri bu mecliste beraberce heybelerimize, zihinlerimize, akıllarımıza, yüreklerimize, elbette ki hayatlarımıza taşımaya gayret edeceğiz. Şimdi ben sizin içinizden bir abinizim, bir kardeşinizim, bir talebeyim, ilim talebesi. Genelde de gençler bana bazı şeyler getirirler. Gençlerin sorunlarını, sıkıntılarını biraz olsun bilirim. Genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle bizim çok temelde bir sorunumuz var. Bu sorun ne biliyor musunuz? İyi başlıyoruz, iyi kalamıyoruz ve iyi bitiremiyoruz. Bunu yapamayınca da faturayı karşıdakilere kesiyoruz. Niye iyiliği devam ettiremiyorsun? Zaman kötü ya, zaman kötü ne yapalım? Niye iyi kalamıyorsun? Hocam sen bilmiyorsun. Hele bir gel İTÜ'ye, gir bizim kampüse, gör hali, o zaman söyle. Niye iyiliği devam ettiremiyorsun? İnternet, sanal dünya, dijital alem. Doğru, bunların hepsinin etkisi var. Yok değil. Ama biz müminiz ya, müminiz. İman etmiş insanlarız. Bizim bir örneğimiz var işte ki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem ki biraz önce hocamız ne güzel ayetler okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aramızdaki hukuku kurmamız gereken en önemli ayetleri okudu burada. Biz onu anladığımızda iyi kalmak ve iyi ölmek için kimselere bakmayız. Çünkü iman ettiğimiz o peygamber var ya, canlarımız onun yoluna kurban olsun. İyiliği başkasına bağlayan adama şahsiyetsiz adam diyor. Eğer ben iyi olurum, karşıdaki de bana iyi olursa, iyiliği zamana, zemine, muhataba bağlıyorsan Allah Resulü'nün dilinde böyle büyük bir aslında itapla, uyarıyla, ikazla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bunu bir kere bir anlayalım benim güzel gençlerim. Bakın ben size daha somut şeyler söylemek istiyorum bu akşam. Bizim şu anda yaşadığımız şu zaman 21. asır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının neresine düşüyor? Biz hangi dönemde yaşıyoruz? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
Nübüvvetten önce bir zamanı var. O zamana cahiliye dönemi diyorlar. Acaba şu anda yaşadığımız dönem cahiliyeye benziyor mu? Allah Resulü 40 yaşında vahye muhatap oldu. 13 yıl Mekke'de bir iman mücadelesi verdi o zor zeminde. Acaba biz şu anda Mekke dönemine mi benziyoruz? O Mekke dönemi içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5. yılda, 6. yılda nübüvvetin önce Hazreti Osman'ın sonra Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde sahabi efendilerimizi Habeşistan'a gönderdi. Acaba bizim yaşadığımız şu süreç Habeşistan'a benziyor mu? Biz Habeşistan dönemini yaşıyoruz. 13 yılın sonunda Yesrib'e hicret etti. Yesrib Medine oldu. Medine'nin Bedre kadar olan bir süreci var. O süreçte Müslümanlar azınlıkta ama Müslümanlar hakem güç. Hakim değil, hakem güç. Onların hakemliğinde iş yürütülüyor. Acaba bizim yaşadığımız zemin o zemine mi benziyor? Bedir'den sonra Allah İslam'ı aziz, küfrü zelil kıldı. Müslümanlar inanılmaz derecede Bedir'de büyük bir zafer elde ettiler. O zaferin arkasından Medine'de bambaşka bir süreç başladı. Münafıklarda, müşriklerde, Yahudilerde artık Medine'de yaşayamaz bir hale geldiler. Çünkü Medine imanın şehri oldu. Allah imanı orada hakim kıldı. Biz o süreci mi yaşıyoruz? Hangi süreci yaşıyoruz ya biz? Bir bulsak ki Allah Resulü'nün örnekliliğini kendi dünyamıza biraz daha farklı bir biçimde taşısak. Benim güzel gençlerim, biraz ağır benim söyleyeceğim bu söz ama inanın ki şu anda yaşadığımız zeminin adı modern cahiliye çağıdır. Şu anda biz cahiliyeye benzer bir zamanda ve bir zeminde yaşıyoruz. Hocam aklın başında mı, sen ne diyorsun? Camilerimiz açık, ezanlar okunuyor, insanlar namaz kılıyor, Müslümanların sayısı var, Kur'an elimizde, biz peygambere ait bir sürü şeyi biliyoruz. Buna rağmen mi? Vallahi buna rağmen. Şimdi ben size bazı şeyler söyleyeyim, kıyaslı beraber yapalım. Mekke'nin cahiliyesinin 5 tane özelliği var. Nedir bunlar biliyor musunuz? Akidesizlik, has safhada. İnanç noktasında inanılmaz bir karmaşa yaşanıyor. Akaid denilen şey insanların zihninde allak bullak olmuş bir vaziyette. Zannetmeyin ki Mekke'nin cahiliyesi müşrik dedikleri zaman bugünkü ifadeyle ateist, materyalist böyle değil. Adamlar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlar, hac yapıyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Birçok şey var o gün Mekke'nin zemininde. Ama akaid, ama itikat, ama inanç esasları Allah'ın istediği gibi değil. Akide'de inanılmaz bir karmaşa var. Mekke'nin cahiliyesinde akide'de karmaşa var da 21. asrın modern cahiliyesinde karmaşa yok. Sizi utandırmak istemem. Ama bak pırıl pırıl gençler var içinizde elhamdülillah. Ben bir defa ilahiyat öğrencilerine söyledim. Birer kağıt verdim ellerine. Allah'a iman deyince aklınıza ne geliyor? Hele bir yazın dedim. Yok ya, yok. Biz ezberi iman zannediyoruz. İmanın şartı kaç? Takır takır sayıyoruz. Ama gel Allah'a iman meselesine, peygamberlere iman meselesine, kitaplara iman meselesine, meleklere iman meselesine, ahiret gününe iman meselesine, kadere iman meselesine ezberden öteye geçmiyor. Onun için siz sokakta, caddede bir insanı çevirseniz La ilahe illallah kelime-i tevhidinin anlamını sorsanız inanın çoğu insandan şu an bilgiye bu kadar erişimin kolay olduğu şu an sizi memnun edecek ve sevindirecek cevaplar alamayacaksınız. Çünkü karmaşa var akidede. İtikatta karmaşa var. Mekke'nin cahiliyesinde ahlaksızlık vardı. Bugünkü modern cahiliyede ahlaksızlık yok mu benim güzel kardeşlerim? Ahlaksızlığı iffete,
iffet kavramına birazdan geleceğim. İffeti kadına, kadına da ait iffeti sadece başörtüsüne indirgemek ahlak kavramına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Ahlak böyle bir şey değil. Ahlak bir hayat tarzıdır. Hayatımızın tamamını kuşatır. O kuşatılan hayatta kadınıyla erkeğiyle bu ahlak kavramının bize yüklediği bir mahremiyet mükellefiyeti vardır. Asla siz bunları yerle bir edemezsiniz. O gün Mekke'nin cahiliyesinde yerle bir edilmiş ahlaki esaslar vardı. Bugün de var. Bugün de var. Bizim en ayırıcı vasfımız ahlak ya. Ahlak. Biz dünyaya İslam'ı ahlakın mesajlarıyla ulaştırabiliriz. Çünkü mümin elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu insandır. O emniyet ancak ahlakla sağlanır. Varsa eğer o iman var, varsa eğer o İslam var, varsa eğer o ahlak var. Ama bunlar yoksa sadece söz var. Mekke'nin cahiliyesinde de ahlaksızlık var, modern cahiliyede de ahlaksızlık var. Mekke'nin cahiliyesinde adaletsizlik var. Güçlü olanın sesi daha fazla çıkıyor. Haklı olanın değil. Adamınız varsa, arkanız güçlüyse, aşiretiniz güçlüyse, onların zenginliği, gücü mülkü varsa tamam. Diğer zayıfların haklı olması çok da önemli değil. O zaman öyleydi. Bugün de değişti. Bugün de aynı. Yine modern cahiliyede en büyük mesele adaletsizlik. Aynen Mekke'deki cahiliği aratmayacak kadar adaletsizlik hem de. Liyakatin, ehliyetin asla olmadığı, asla bunların göz ardı edilerek bir şeylere varılmadığı, yani bir şekilde eksende onların olmadığı, tamamen farklı bir biçimde meselelerin ele alındığı bir zemin o zaman da öyleydi, bugün de böyle. O gün Mekke cahiliyesinde aşksızlık vardı. Sevgisizlik, muhabbetsizlik, dolayısıyla nefret vardı, öfke vardı. Bugün Mekke cahiliyesine, gelin günümüz cahiliyesine, Mekke cahiliyesinden aynı şeyleri göreceksiniz. O gün Mekke cahiliyesinde aşırılık vardı. Uçlarda gezerlerdi insanlar. İfrat tefritte. Bugün aynısını görüyoruz 21. asrın cahiliyesinde, modern cahiliyede. Peki benim güzel kardeşlerim, soru şu. Bizim bir peygamberimiz var, canlarımız onun yolundan kurban olsun. 63 yıllık bir hayatı var. 15 yaşına kadar Efendimiz çocuk. 15 yaşından 40 yaşına kadar genç. Çoğunuz da şu anda o genç sınıfı içerisindesiniz. 40'tan sonra Allah Resulü'nün hayatı olgunluk dönemidir. Biliyorsunuz 40 Kur'an'da da ruhi olgunluk yaşıdır. Ve orada gelir peygamberlik. Sonra da peygamberlik süreci başlıyor. Bizim burada çözmemiz gereken bir şey var. Hadi diyelim biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sürecini işlerken Mekke dönemini, Medine dönemini kendimizi bulamıyoruz ya orada. Bazı şeyleri oturtamıyoruz zihnimizde. Ya gelin şöyle bir sorunun cevabını bulalım. Nübüvvetten önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin cahiliyesinde biraz önce söylediğim o 5 tane önemli alanın en üst düzeyde ihlal edildiği bir zamanda ve zeminde yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Peki Allah Resulü ne yaptı? Uydum kalabalığa mı dedi? Kur'an yok daha ortada. Vahiy gelmemiş. Cebrail, Cibril, Emin ona ayetler getirmemiş. Ortada bu noktada hiçbir şey yok daha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözünü cahiliye zemininde açıyor. Cahiliye zemininde. Mekke'yi 360 tane putun işgal ettiği bir zeminde açıyor. Zalimlerin sesinin çokça çıktığı bir zeminde açıyor. As bin Vali'li, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i, Ümeyye İbni Halef'i, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı, Ebu Buhdur İbni Şam'ın olduğu bir zeminde açıyor. Ve böyle bir zeminde genç oluyor iki cihan serveti. Ne yaptı Efendimiz? Ben atalarımı, dedelerimi böyle gördüm. Ne yapayım? Ben de böyle yapar mıyım dedi.
Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her haliyle bize örnek ya. Ya cahiliyenin zirvesini yaşasanız nasıl yaşayacaksınız noktasında bize bir örneklik ortaya koydu mu? Vallahi koydu. Benim güzel gençlerim, eğer bir anlasak var ya bunu, bir anlasak, zamana, zemine, muhataplara, şuna, buna, artık fatura kesmekten kurtaracağız. Bakışları kendi üzerimizde yoğunlaştıracağız. Kimseler kalmasa, herkes vazgeçse, herkes terk etse, ben bir başıma kalsam, bu modern cahiliyede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi ve onun yaslandığı atası İbrahim gibi, onun gibi tek başıma ümmet olmak mücadelesini verir ve bu işi böyle bitirir. Hedefim, arzum, gayem bu olur. Şimdi aklınızda tutmanız için size 5 tane kavram vereceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o nübüvvet öncesi Mekke'nin cahiliyesinde 5 kavram üzere bir hayat yaşadı. O kavramlardan birincisi ne biliyor musunuz? Saffet. Ne olduğuna şimdi geleceğiz. İkincisi iffet. Ona da geleceğiz şimdi. Üçüncüsü adalet. Ona da geleceğiz. Dördüncüsü emanet. Beşincisi hakikat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 25 yıl boyunca Mekke'nin o karanlık dönemini bu 5 kavramın üzerinde yaşadı. Hayatını şöyle bir okuduğunuz zaman siyerin içerisindeki hepiniz okuyorsunuz. Bildiklerinizi hatırlatacağım şimdi zaten size. Hemen anlayacaksınız. Ve hemen şimdi ben 21. asırda modern bir cahiliye çağı yaşıyorum. Belki önümde örnek yok. Hocalar doğru dürüst bana örnek değil. Cemaatler örnek değil. Vakıflar örnek değil. Şöyle sıkıntılar var, böyle sıkıntılar var. Hadi hepsini kabul ettik. Buna rağmen ben nasıl yaşayabilirim? Bunun güzel bir örneğini bunun üzerinden göreceğiz. Birinci kavram ne? Saffet. Ne demek saffet? Saflaşmak. Berraklaşmak. Ümmileşmek aslında. Anadan doğduğumuz gibi saf ve berrak olmak. Modern cahiliye çağında inanılmaz derecede isimlerin, ideolojilerin, fikirlerin baskısı altındayız. Bakın bir ayeti bile okurken zihnimize bir sürü baskı geliyor, bir sürü. Cenneti okuyoruz bakın biz, hepimiz Kur'an okuyan gençlersiniz. Ya cennet bizi heyecanlandırmıyor biliyor musunuz? Heyecanlandırmıyor. Biraz önce ayetler okundu Fetih Suresi'nde. O ayetler Hudeybiye'nin arkasından nazil oldu sahabeye. Biliyorsunuz o yolun güzergahında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den dönerken Fetih Suresi nazil oldu ve Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Ömer gel gel dedi. İlk kez Fetih Suresini Ömer orada okundu. Radıyallahu anh. Sonra o ayetler ne zaman okunsa Mescid-i Nebevi'de, Medine sokaklarında, başka bir mecliste sahabe bambaşka bir hale giriyor. Neden? Çünkü zihinleri batıl düşüncelerle, yanlış fikirlerle, yanlış algılarla kaplanmamış bir vaziyette. Zinnureyn olan o büyük insan Osman radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Eğer kalpleriniz biraz arınmış olsa siz Kur'an okumaya doymazsınız diyor. Niye bize ağır geliyor? Kalplerimizin üstünde örtüler var. O gün Mekke cahiliyesinde bir sürü fikir var. Zannetmeyin ki o günde yok, bir sürü var. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini saflaştırdı ya, saflaştırdı. Hiçbir fikrin altına sokmadı kendini. Berraklaştırdı. Daha ortada tevhid yok. La ilahe illallah ilahi fermanı yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı o dünyada hiçbir müşriğin saptığı ve onu telkinlerle o yöne sevk ettiği hiçbir algıya kapılmıyor. Hiçbir algıya. Bakın bir pazardan Allah Resulü ticaret yapıyor biliyorsunuz. Şahsın biri bir şey alacak.
bir fiyat veriyor Efendimiz'e. Örnek olsun diye söylüyorum. 10 dinar. Allah Resulü o fiyatı verince tüccar diyor ki 8 dinara olmaz mı? Efendimiz diyor ki hayır olmaz. Lat'ın ve Uzza'nın adına yemin hiç olmayacağına diyor. Allah Resulü 23 yaşında. Diyorlar ki onu izleyenler, kaynaklarımızda okuyoruz bunu. O halim selim insan, o genç gitti. Böyle kızgın, kızdığı zaman alnındaki damar şişer ya Efendimizin. Öyle gadaplanmış bir halde ben şimdiye kadar onların adını hiç ağzıma almadım. Şimdi onların üzerine yemin mi içeceğim diyerek bir tepki koyuyor. Allah Resulü böyle. Saf, saf. Saffet inanılmaz boyutta. İman dışında hiçbir şeyi göremezsiniz. O 25 yıllık süreç içerisinde de. Kim neye çağırırsa çağırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem putlar adına kesilmiş bir etten mi yiyecek haşa? Bir düğüne mi katılacak haşa? Asla asla. Allah Resulü'nde saffet bu düzeyde. Saffet olduğu için Hira'da Cibril-i Emin, Muhammedul Emin'e o ilk 5 ayeti getirdiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ayetleri adeta içti, içti, içti. İnanın ki o 5 ayeti biz halen anlamış değiliz. Halen, halen. Eğer kendinize bir iyilik etmek istiyorsanız ve anlamak istiyorsanız size bir ipucu vereyim. Bakın Kur'an Allah Resulüne gelen o ilk 5 ayetin tablosunu bize aktarmaz. Kur'an sadece ayetleri verir bize. Biz onu Bukhari'de Hatice annemizin nakliyle o uzun hadisin içerisinden okuruz. Ama Kur'an Musa Aleyhisselam'a gelen ilk ayetleri Kasas suresinde anlatır bize. Açın o Kasas suresindeki ayetleri okuyun. Bir taraftan da Allah Resulüne Hira'da gelen o ayetlerin o ilk tablosunu okuyun. Çaprazvari bir ilişki kurun. Anlayacaksınız o zaman niçin ilk gelen ayetlerin hem de 600 yıl boyunca susan semanın dili konuşmaya başladığı zaman ilk konuştuğunda İkra Bismi Rabbikellezi Halak diye başlamasının hikmeti. Saffetin üzerine bina ediliyor. Kurtaralım kendimizi bütün ideolojilerden ve isimlerden. Her şeyden, her şeyden. Kurtaralım ki Allah'ın kitabını, peygamberin o pak sünnetini daha iyi anlamış olalım. Allah Resulü'nde bu saffet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de iffet var. İffet ne? İffet kadına indirgenecek bir kavram değil. Eğer bir toplumda kadın yaptığı zaman bir şeyi kınanıyor, erkek yaptığı zaman bir şeyi takdir görüyorsa işte o cahiliyedir. Çünkü bu dinin emirlerinde kadın veya erkeğin de fark yok. Hepsi bize ve hepsi bizim hayatımızın kadınıyla erkeğiyle hepimize hitap ediyor. İffet dediğimiz şeyin namusa, kadına indirgenmesi cahiliye mantığıdır. İffet nedir biliyor musunuz bizim kamusumuza, bizim sözlüğümüze, İslam sözlüğüne göre? Hududullah'a ve hukukullah'a riayet ederek yaşamaktır. Var mı fark kadın erkek diye? Yok. Hududullah Allah'ın sınırları. Hukukullah Allah'ın hukuku. Allah'ın hukukuna ve Allah'ın hududuna, sınırlarına riayet ederek yaşamanın adına iffet diyoruz. Bakın işte bundan dolayı bu din namusa ait olan şeyleri iffet kavramının içerisinde değerlendirdiği gibi rüşvet alan adama da iffetsiz adam diyor. Adam kayıran, emanete ihanet eden, torpil yapan adama da bu din iffetsiz adam diyor. İffetsiz. O din o adam afif değil. İstediği kadar iffetlenden vursun. Eğer o hukukullah'a ve hududullah'a riayet ederek yaşamıyorsa dünyanın en iffetsiz adamıdır. O iffeti ağzından düşürmese bile o adama bu din bunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bak. 25 yıllık hayatında var mı haşa iffete ait bir sıkıntı? Cahilenin zifiri karanlığında yaşıyor ya. Zifiri karanlığında. Allah Resulü'nde böyle bir şey asla göremezsiniz.
Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yok da böyle bir şey, kıyas bile doğru değil ama anlamamız için söylüyoruz. Diyelim ki olsaydı çocukluğunda, gençliğinde, işte biraz daha ileri yaşlarda en ufak bir şey olsaydı. Sonra ne yaptılar biliyorsunuz değil mi? Peygamber olunca makarayı geriye sardılar. 30'lu yaşlarını irdelediler, 25'i irdelediler, 20'yi irdelediler, 15'i irdelediler. Şimdi biz de irdeliyoruz. İyi ki irdelemişler. Şimdi onların irdelemeleri bize bilgi olmuş aslında. Yok ya yok, tertemiz bir hayat var ortada. Tertemiz bir hayat. Onun için hayran kaldılar bazıları, bazıları da aciz kaldı. Bakın Darun Nedve'de nübüvvetin 4. veya 5. yılı toplamış Mekke'nin müşrikleri. Aciz kalmışlar. Ne yapıyorsak kısamıyoruz davetin sesini. Her geçen gün Muhammed'e inananların sayısı çoğalıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her geçen gün. Ne yapalım diyorlar. Biri diyor ki kahin diyelim. Biri diyor ki şair diyelim. Biri diyor ki işte büyücü diyelim. Biri diyor ki yalancı diyelim. Orada oturmuş birisi, cin fikirli birisi, o Mekke'nin en böyle zeka itibariyle üst düzeyde olan bir adam Nadir İbni Haris ayağa kalkıyor. Mekkeliler diyor ya boş konuşuyorsunuz. Boş. O dediklerinizin hiçbiriyle ikna ettiremezsiniz Mekke'de. Siz onu çok iyi biliyorsunuz. Ebu Leheb sen doğumunu biliyorsun. Doğumunu. Amcasısın sen onu. Bir yalanına şahit oldunuz mu 40 yıldır? Hayır. Bir iftesizliğine şahit oldunuz mu? Hayır. Bir kehanetine şahit oldunuz mu? Hayır. Bir şiir okuduğuna şahit oldunuz mu? Hayır, 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 hayır. Hayırlar çoğalıyor. O zaman ayağa kalkıyorlar. Diyorlar ki ne diyelim peki, ne diyelim? Nadir İbni Haris yine fikri veriyor. Diyor ki şunu diyeyim. Öyle sihirli cümleler söylüyor ki kişiyi ailesiyle kavgalı bir hale getirir. Anasına, babasına, akrabalarıyla birbirlerinin arasına düşmanlık koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ayetlerini okuyunca fark etti. Kur'an bir sıfatı da biliyorsunuz Furkan'dır. Ayırır yani. Küfürle imanı ayırır. Ayırdı da orada. Adamlar hakikati söylemek zorunda kaldılar. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle afif bir insandır. Afif ve iffetin zirvelerindedir. Şimdi benim güzel kardeşlerim çuvaldızı bir kendimize batıralım ya. Vallahi batıralım ya. Batırmasak olmuyor, olmuyor. Bugün bu memlekette Müslümanlar olarak böyle bir tabloyu yansıtabiliyor muyuz? Diyor mu mesela bizi sevenleri bırakın, sevmeyenleri mesela. Sevmeyenleri bırak hocam, sevenleri dediğin, sevenleri değil. O mu? O mu söylüyor? Muhammed Emin Yıldırım mı söylüyor? Ya muhakkak doğrudur o. Doğrudur. Kaç kişiye dedir Allah aşkına? Kaç kişi? Bir öz eleştiri yapacağız şimdi kendimize. Özal zamanında aynı anket şirketi bir anket yapıyor. Yakın zamanda o anket bir daha yapılıyor. O zamanda yapılınca sorulan sorular aynı, şimdikiler de aynı. Soru şu, bir apartmanda oturuyorsunuz. Çocuğunuzu komşularınızdan birine emanet etmek zorunda kalsanız aşağıdakilerden hangisine emanet edersiniz? O zaman yapılan anketlerde çıkan cevapların büyük bir kısmı imam. Hocam, şu anda o anket yapılıyor ve hoca en sonlara düşüyor. Oturup bunun bir müzakeresini, bir muhasebesini yapmamız lazım ya. Biz neyi kaybettik ya? Neyi kaybettik? Bu iffet denilen şeyi anlamadık mı biz? İmanla hayat arasında, imanla ahlak arasında, imanla temsil arasında kurmamız gereken bağı mı kuramadık? Neyi kaybettik ki bu hale geldik biz? Bunun ciddi bir muhasebesini yapmamız lazım. Hep beraber yapmamız lazım. Bu öyle falancaya filancaya havale edilecek bir mesele değil. Ama bir zamanlar afif insanların olduğu o dönemde 40 kişi ilerken Mekke'nin sokaklarında meydan okudular ya. Çünkü öyledir, öyle olur zaten. Eğer şimdi bazı şeyler olmuyorsa
neyi kaybettiğimizi bunun üzerinden anlamamız lazım. Hani hep siyerin içerisinden okuduğumuz bir örnek var ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem topluyor bütün Mekkelileri Safa Tepesi. Safa Tepesi kaç metre? 25-30 metre. Öyle yüksekçe bir tepe değil. Şu anda tepe mebette kalmamış da o zamanki zaman şartlarda 25-30 metre. 25-30 metrelik o tepeyi gösteriyor ve diyor ki şu tepenin arkasında Mekke'ye saldırmak üzere gelen bir orduyu size haber versem bana inanır mısınız? Hepsi diyor mu hep bir ağızdan evet inanırız? Ya orada ordu olabilmesi mümkün mü? Allah Resulü mümkün olmayan bir şeyi söylüyor. Öyle mümkün olmayan bir şeyi de söylesem inanır mısınız? İnanırız diyorlar. Allah Resulü çünkü o güveni sağlamış o günkü toplumda. Cahiliyede olmasına rağmen sağlamış. Eğer bugün Müslümanlar olarak biz, onun gençleri olarak siz bunu anlamasak, o iffetin bize yüklediği sorumluluğu tam anlamıyla dünyamıza oturtmazsak, hangi İslam'ı, hangi İslam'ın mesajlarını, hangi İslam'ın o güzel rüyalarını söyleyeceğiz de toplumda karşılık bulacak. Allah Resulü'nde bu var. Üçüncüsü adalet. Adalet. Bakın benim güzel gençlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 20 yaşındayken dahil olduğu bir adalet mücadelesi var. Onun adı neyse yerde Hırfırfudur. Faziletliler Birliği, Erdemliler Hareketi. Ne oranın sloganı? Kim olursa olsun, zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana. Mazlumun dini sorulmaz. Zalimin de sorulmaz. Zalim bizdense eğer, bizden diye eyvallah ediyorsak, biz bu dinin adalet anlayışını anlamamışız demektir. Zalim babam olsa ben onun karşısında durmak zorundayım. Ya bu din bana böyle bir mükellefiyet yüklüyor. O bizden. Bizim zaten işte gruptan, bizim cemaatten, bizim işte hizipten her neyse. Bizden deyip çamurdan olsun, bizden olsun mantığı tam cahiliyenin mantığı. Allah Resulü bunu yerle bir etti, yerle bir. Ve bize bir ufuk koydu, iki cihan serveri kurban olduğumuz bir ufuk koydu. Ben cahiliyede böyle bir harekete davet edildim. Şimdi yeniden davet edilsem yine giderim dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey Müslümanlar! Yaşadığınız zaman zeminde her zaman için namazı ikame ettiğiniz gibi adaleti de ikame etmek zorundasınız. Sizin tarafınız A, B, C değil. Sizin tarafınız kim olursa olsun adalettir. Adaleti esas almak durumundasınız. Allah adalet onda öyle bir noktadaydı ki herkes hayran oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o adaletine. Ve o adalet nelere sebebiyet verdi? O adalet Ömer gibi adalet timsali insanlar yetiştirdi bu medeniyetin içerisinde. Zaman olsa size bazı şeyleri anlatsam ki biliyorsunuzdur zaten bu dinin adalet anlayışının nelere sebebiyet verdiğini. Tek bir şey söyleyeyim uzatmadan. Hatay'a ilk giren İslam orduları Ebu Ubeyde İbni Cerrah komutasında geldi. Binlerce selam olsun o ümmetin emini olan o büyük insana. Fetih tamamlandı. Sonra oradaki Hristiyan ahaliden cizye alınacak. Cizye alındı ve kaydedildi. Sonra Heraklius güçlü bir orduyla Hatay'ı geri almak için sefer hazırlığına giriştiğine dair bir haber ulaştı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a ve Müslümanlar. Dikkat buyurun. İslam'ı konuşuyoruz. Hayal değil, hakikati konuşuyoruz. Ve kaybettiğimiz şey ne? Onu konuşuyoruz. Topladı Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Hristiyan ahali. Dedi ki ey ahali, biz sizden birkaç ay önce cizye almıştık. O cizye sizi düşmana karşı savunma sorumluluğu bize yüklüyor. Çünkü cizye budur zaten. O cizyeyi ödedikleri zaman siz zimmi olanları,
ehli kitaptan olanları, Müslüman olmayanları korumak zorundasınız. Cizye bunun için alındığından dolayı Ebu Ubeyde İbni Cerrah bunu diyor. Şimdi diyor İslam orduları başka cephelerde. Biz duyduk ki Heraklius'ta bir büyük orduyla buraya geliyor. Biz Hatay'dan geri çekilmek zorundayız. Geri çekilirken sizden aldığımız bütün cizyeleri size iade ediyoruz. Kim ne verdiyse Beytülmal görevlisi bu, Habib İbni Mesleme o gün görevli, gelip ondan geri alsın. Bu söz oradaki Hristiyan ahalinin çoğunun iman etmesine vesile oldu. Budur işte adalet anlayışı. Budur işte bu. İslam'ın cihana vermek istediği şey bu. Biz topla, tüfekle değil ya, gönülleri fethederek şu anda dünyanın %25'ini oluşturuyoruz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hangi ordu gitti Endonezya'ya, Malezya'ya, Tayland'a? Hangi ordu gitti Filipinlere? Oralara biz gönül adamları göndermişiz. Tüccarlar göndermişiz. Ve o tüccarlar o kıtanın neredeyse şu anda %60'ını, 70'ini Müslüman edecek kadar orada yüreklere iman tohumunu ekmişler. Çünkü hayat ettiler, söz değil. Hayat ettiler. Hayatlarla hayatlar değiştirmişler o büyük insanlar. Allah Resulü'nün onlara öğrettiği adalet anlayışıyla, o adalet anlayışı bu şeylere sevk etmiş. Dördüncüsü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliye Mekke'sinde, Mekke'nin o cahiliyesinde yaşarken dikkat ettiği şey emanet. O Muhammedul Emin. Muhammedul Emin. Ona o ismi, o sıfatı ne zaman verdiler? Müslüman olduktan sonra mı? Yani nübüvvet geldikten sonra mı? Hayır. El-Emin lakabı çok önemli. Ebu Kubeys dağına El-Emin geliyor biliyor musunuz? Niçin oraya o isim veriliyor? Hacer-ül Esved orada saklandığı için. Yıllarca Hacer-ül Esved'i Ebu Kubeys dağı sinesinde sakladığı için Araplar o dağa El-Emin diyor. Allah Resulü'ne El-Emin diyorlar. Bir de Resulullah'ın bir damadı var, Zeynep validemizin eşi Ebu'l-As, ona El-Emin diyorlar. Muhammedun Emin, emniyeti en üst düzeyde yaşayan, vallahi gönüllere böyle farklı bir biçimde etki edecek, zihinleri, akılları bulduracak bir şey ya, vallahi insan bazen okurken ya bu da var mı diye tereddüt geçiriyor. Hicret gecesi Allah Resulü'nü öldürmek üzere her kabileden bir adam seçtiler biliyorsunuz. O gün Mekke'de 12 kabile var, 12 tane adam seçildi. Niye bunu yaptılar? Bir anda 12'si girsin içeriye, kılıçlar beraberce hareket etsin, Haşimoğulları kan davası gütmesin. Onun için 12 aileden 12 savaşçı. İbn-i Şam ne diyor biliyor musunuz? Akılları durduracak bir bilgi bu. O 12 kişiden 7 kişinin emanetleri Resulullah'ın yanında. Öldürmek istediğiniz adama veriyorsunuz en kıymetli şeyinizi. Çünkü bu kadar emin. Ve bu kadar onlar bu emniyeti biliyorlar. Bildikleri için inat ettiler başta. Sonra çözüldü. Sonra hepsi Müslüman oldular. Çok azı kaldı biliyorsunuz dışarıda. Ne kadar inat edebilirsiniz ki hakikatin karşısında? Bir yere kadar. Onlar da bir yere kadar dayandı. Sonra yürekleri İslam'a açıldı. Bugün sizin de ya bu adam asla Müslüman olmaz, bu adam şöyle olmaz, bu adamlar İslam adına bir şey çıkmaz dediğiniz adamlara da inanın ki bu temsiliyet yapılsa göreceksiniz, olacak ya, olacak. Ben olduğunu görüyorum. Size bir müjde vereyim, bir dua edeyim. Şu anda İspanya'da bizim ifademizle Endülüs'te, Endülüslü İspanyolların, İspanyol olup da Müslüman olanların sayısı 4 milyona yaklaştı. 4 milyon. Alkışlamayacak mısınız onu kardeşim? Bu sizin benim emeğim değil. Kim orada gitti de tebliğ çalışmaları yaptı? Ben birkaç sene önce gittim gördüm oraları. Allah yüreklerini çeviriyor ya. Allah çeviriyor. İslam'ın cazibesi bize bağlı değil. Bu din öyle bir din ki cazibesi sahibi olan Allah tarafından verilmiş. Onun için dönecek Allah'ın izniyle, dönecek de biz şu anda derdimiz o dönerken ya da o iş kemale ererken sorumluluğunu yapıp yapmama meselesidir. Dolayısıyla şimdi de aynı şey yapılsa
Allah'ın izniyle olacak olacak. Allah o işi nihayete erdirecek ve o gün nasıl olduysa bugün yine olacak. Yeter ki ben emin bir kul olayım. Emanet benim üzerinden şekillensin. Şimdi hepimiz şikayet ediyoruz ya bazen torpilden, rüşvetten. Az görüyorum ama görüyorum. Var elhamdülillah. Bizim gençlerimiz içerisinde var. Hocam şöyle şöyle bir durum oldu. Babam girdi araya, filanca girdi araya. Ben oraya girebiliyorum. Ama ben bir başkasının hakkına giremem, gitmiyorum diyor. Bunu siz diyorsunuz ya, siz diyorsunuz. Bunu bir gence belirtiyorsak eğer, bu din belirtiyorsa, bu din işte emanet denilen şeyi o gençte yansıtmış demektir. Ne olursa olsun, başım gitsin, aç kalayım, susuz kalayım ama bir başkasının hakkına girmeyeyim. Bir başkasının hukukunu çiğnemeyeyim. Bir başkasının vebalini üstlemiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gitmeyeyim diyecek gençler var elhamdülillah. Okullarda, ben bunu duyuyorum, okullarda telefonunu şarja taktığı zaman o şarja taktığı miktar sayısınca sadaka veren gençlerimiz var ya. Elhamdülillah. Bu büyük bir şey bizim için. Ama daha ötesi, daha ötesi olacak. Emanet bizde inanılmaz derecede farklı bir boyutta aynen sahabede tezahür ettiği gibi edecek inşallah. O zaman söze gerek yok ki hayatlar zaten değiştirecek hayatları. Hayatlar etkileyecek inşallah. Sonuncusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın 35 yaşından itibaren Hira'ya gidip gelmeye başladı. 38 yaşına kadar yılın Ramazan ayında o günkü ifadesiyle Ramaz ayında 38 yaşından 40 yaşına kadar o 2 yıllık sürecin 6 ayını da Hira'da geçirdi. Ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yapıyor? Hakikati arıyor ya. Hakikati arıyor. Benim gencim de arayacak hakikati. Olur ki bir şekliyle falanca izinden, filanca düşünceden, filanca ideolojiden, hocalar arası tefrikadan, cemaatler arası ihtilaflardan zihnine şüpheler düştü. Düşebilir. Dünyanın sonu mu bu? Değil. Ne yapacak? Arayacak hakikati ya. Hakikati arayacak. Bu din öyle bir din ki hakikati arayana hakikat gelip ulaşıyor. Ulaşıyor. Hiç korkmayın. Hiç. Bakın Allah Resulü'nün yanına bir sahabe efendimiz geldi. Dedi ki ya Resulallah sana bir şey söyleyeceğim ama yüzüm yok. Efendimiz dedi ki söyle. Söyleyemiyorum ya Resulallah utanıyorum. Ya söyle. Söylersen kovarsın beni ya Resulallah. Söylersen kovarsın. Allah Resulü anladı ya anladı. Anlamaz mıyım? Cevabı kerim olan iki cihan serveri. Sen diyor Allah hakkında vesveseye mi düştün? Utanıyor sahabe efendimiz. Evet diyor. Korkma. O imandır diyor. Bir yerde vesvese varsa bir şeyin varlığına işaret eder. Niye korkacaksın ya? Niye korkacaksın? Bu dinin açıklanınca ortaya çıktığı zaman yüzümüzü kızartacak hiçbir meselesi yok. Hiçbir meselesi. İslam Allah'ın sistemidir ya. Allah'ın sisteminde bir eksiklik olur mu? Son inen ayet ne dedi bize? Din kemale erdi, nimet tamamlandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Mükemmel bir din, bir sistem Allah size verdi. Mükemmel. En ufak bir eksiklik, en ufak bir hata, en ufak bir aziyet yok. Modernleşmiş dünya, teknoloji şöyle olmuş, şunlar böyle olmuş. Ne olursa olsun. Bu din öyle bir din ki kıyamete kadar dünya yaşlanacak, İslam gençleşecek. İslam hem 18 yaşında hem onun için İslam'la gençler arasında bir bağ var. Çünkü İslam'la genç, sen de gençsin. İki gencin buluşmasıyla ne olacaksa olacak zaten. İslam böyle bir din. Onun için hiç korkmayın, hiç. Aklınıza bir şey mi takıldı? Araştırın ya, soruşturun. Gidin o konuda ehil olan bir insanla istişare edin. Ama hiç korkmayın, hiç. Bu din böyle bir dindir. Hakikatin peşine düşeni yarı yollarda bırakmayacaktır. Benim güzel gençlerim, fazla size gerek yok. Bakın Allah Resulü'nün Mekke cahiliyesinde yaşarken nasıl bir hayat yaşadığına dair 5 kavram üzerinden size mesajlar veriyorum.
İnşallah siz de, biz de yaşadığımız şu modern cahilede aynı şeylere dikkat edeceğiz. Bana ne, benimle beraber gelen kaç kişi ise, biz kaç kişiyiz sorusunu mümin sormaz. Çünkü bizim için sayının hiçbir ehemmiyeti yok. İnanırız ve öyle inanırız. Bir mümin, bir müminin yanına geldi mi iki etmez. O matematikte, imanın matematiğinde 11 olur. 3 olursa 111 olur. Şu kadar mümin ve mümineyi alabilecek bir hesap makine varsa gelin konuşalım. Bakın şu andaki potansiyel matematiği çıldırdı ya. Matematiği çıldırdı. İman böyle bir şeydir zaten. Ne olur bunun farkına varın. Asla inancınızdan şüphe etmeyin. Asla bu noktada, inanç noktasında özgüveninizi kaybetmeyin. Araştırın, soruşturun, okuyun. Hiç bu konuda gücenmeyin. Okudukça, eğer saffet denilen şeyi hayatınızın başına koyduysanız, her okuduğunuz şey imanınızı arttıracak inşallah. İmanı artmış olan gençler görüyorum şu anda. Ve bu gençlerle bu memleketin geleceğini çok güzel görüyorum ben Allah'ın izniyle. Ve bu memleketin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ümmete önderlik yapacak, abilik yapacak bir mükellefiyetinin, sorumluluğunun olduğunu da biliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. O güzel günlerde buluşalım diye daha fazla gayrete, daha fazla çabaya, daha fazla mücadeleye, daha fazla insan kazanmaya, daha fazla insanları sevdirmeye, daha fazla insanla İslam arasındaki engelleri kaldırmaya sizleri davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki sefere de görüşmek nasip olsun diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.